Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Şimdi gelelim uzun yolda tercih edilebilecek araçlara. Burada iki tane sayfa var. 24 tane araç yer alıyor. Bunları menzillerine göre sıraladım. %100 bataryayla başlayıp otobanda %10'a kadar sürüp 15 dakikalık şarj ile 400 kilometrelik menzile sahip araçlardan başlayarak sıraladım. Öncelikle tablo ile ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Bu tablodaki verilerde bazı veriler EV database verisinden farklı. Onları parantez içinde yazdım. Onlar çünkü markaların katalog verileri. İki veriyi de görmenizi istedim. Benim şu andaki yaptığım açıklamalar da dahil olmak üzere tablodaki verilere ilişkin renklendirmelerin neler olduğunu tablonun aşağı kısmında görebilirsiniz. Bu verileri indirerek bunları tamamen siz serbestçe değiştirebilirsiniz. Bu kullandığım tabloları kendiniz bir başka paylaşımda da kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok benim için. Ama benim hazırladığım verileri kullandığınızı belirtirseniz sevinirim. Fiyat notunu özellikle söylemek istiyorum. Bu fiyat tamamen markaların açıklamış olduğu liste fiyatları. Eleme yapıp kendiniz indirgediğinizde, örneğin 5 tane araca indirgediniz. Bu fiyatları gidip bayilerden muhakkak pazarlık yaparak değiştirebileceğinizi bilin. Bu renklendirmeleri de şu şekilde yaptım. Normal verileri, yani ortadaki verileri normal veri kabul ettim. Alttaki verileri kırmızı kabul ettim. Yetersiz kabul ettim. Ortalamanın üstündeki verileri ise iyi olarak kabul edip yeşille işaretledim. Şimdi isterseniz tabloya geçelim. Bu tablodaki sıralamayı şu şekilde yaptım ben. 15 dakikalık şarj molasıyla yapılabilen mesafenin uzunluğuna göre sıraladım. Yorumlar tamamen benim kişisel değerlendirmemdir. Yine önemli bir şey, bu tamamen teknik veriyi içerdiği için bu elemeyi yaptıktan sonra muhakkak ve muhakkak araçların markalar tarafından açıklanan donanımlarını incelemenizi öneririm. Teknik veri kadar donanım da çok önemli olabiliyor. Tasarım da önemli olabiliyor. Donanımlarda kendiniz için olmazsa olmazları listeleyin. O aracın donanımlarında yer alıyor mu, almıyor mu? Bazı donanımlar da araçların kataloglarında da yer almayabiliyor. Bu nedenle kendiniz için öncelikleri sıralayıp bu teknik verilerdeki elemeden sonra bu önceliklere göre de tekrar yeni bir elemasyon yapmanız gerekiyor. Araç seçiminde ihtiyaç ve beklentileriniz de çok önemli oluyor. Listemize baktığımızda burada gördüğünüz gibi en düşük fiyatlı ama şu anda sıfır araç olarak satılmayıp ikinci el araç olarak bulabileceğiniz, devamı henüz MG'nin yeterli belgeleri sağlayamaması nedeniyle gelmeyen ve gelip geleceği de meçhul olan MG4 Luxury var. Diğer araçların fiyatları ise 1 milyon 700 bin liradan başlıyor. Bütçenizin uygunluğuna, ihtiyaçlarınıza ve beğenilerinize göre bunlara bakabilirsiniz. Şimdi birinci sayfaya baktığımızda bazı araçların menzil olarak yeterli olsa da şarj hızı anlamında yetersiz olduklarını görüyoruz. O nedenle bekleme süreleri sizin için önemliyse şarj hızı 30 dakikanın üzerinde olan araçları eleyebilirsiniz. Ben bu ilk sayfadaki araçlar içinde eğer donanım eksikliği sizi rahatsız etmeyecekse Mini Countryman E'nin hem verimlilik anlamında hem uzaktan erişiminin olması anlamında tercih edilebilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Peugeot E3008'in yeterli verimlilikte olmadığını, özellikle soğuk havalarda hem şarj hızının hem de menzilinin çok fazla etkilendiğini görüyorum. Hatta normal hava koşullarında da şarj hızının yeterli olmadığını düşünüyorum. Bazı donanımlarının da eksik olduğunu biliyoruz en üst pakette bile. Skoda Enyaq ve ID.3 henüz gelmediği için onlarla ilgili bir yorum yapamayacağım. Renault Megane E-Tech'in verimli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak iç hacim olarak benim için tatmin edici değildi. İç hacmine bakarak Renault Megane E-Tech'i de listenize alabilirsiniz diye düşünüyorum. Uygun fiyatlı araçlar içinde çünkü. Tesla Model S'ın şu anda bence hem donanımsal hem tekniksel anlamda fiyat performans araç olduğunu düşünüyorum. BMW iX1 ve iX2'nin filo
dolara satılan araçlarının bazı donanımlarının eksik olduğunu biliyorum. O nedenle eğer BMW iX1 ve iX2 tercih edecekseniz muhakkak donanımlarına bakıp sizin için önemli olup olmadığını belirleyerek tercih etmenizi öneriyorum. Hyundai Ioniq 6 ise burada yer alan en verimli araçlardan bir tanesi. Küçük bataryasına rağmen verimliliği nedeniyle ön plana çıkıyor. İç hacim olarak da yeterli büyüklükte bir araç. Ancak dediğim gibi bagaj açıklığı bence en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Bir de bataryası keşke bir tık daha büyük olsaydı. Mercedes EQA ve EQB'nin ben yeterli donanımda, yeterli kalitede olmadığını düşünüyorum. Özellikle uzaktan erişimin açılmamasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Fiyatının da ben sadece marka nedeniyle oluşmuş olduğunu düşünüyorum. BYD Seal U'nun ise batarya olarak evet büyük bir bataryaya sahip araç. Evet LFP bataryalı yani güvenli bir bataryaya sahip araç. Ancak şarj hızı çok çok yetersiz. Teknolojik anlamda tatmin edici değil. O nedenle benim tercih edeceğim bir araç değil ama tercih edilebilir mi? Edilebilir tabii ki. Eğer sizi donanım olarak, malzeme kalitesi olarak, verimlilik olarak, şarj hızı olarak tatmin ediyorsa tercih edebilirsiniz tabii ki. Togg T10X'in daha önce söylediğim gibi fiyat performans bir araç olduğunu düşünüyorum. Eğer bazı küçük sorunlarla karşılaştığınızda rahatsız olmayacaksanız Togg T10X'te tasarım, teknik özellikler, donanım, malzeme kalitesi sizi tatmin edecekse tercih edilebilecek araçlardan. Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6'nın standart menzillerinin ben fiyatlarının bir tık yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama hem malzeme kalitesi olarak hem donanım olarak sizi memnun edecekse şarj hızının iyi olmasından kaynaklı tercih edilebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Volvo'nun her iki aracının da özellikle teknolojik açıdan değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani içten yanmalı gibi arkada örneğin şaft tünelinin olması yakışmıyor. Ekran arayüzlerinin ekranının muhakkak değişmesi gerekiyor. Uzaktan erişiminin daha çok seçenekli olması gerekiyor. Ama batarya anlamında büyük bir bataryaya sahip olması, malzeme kalitesi anlamında ise iyi olması nedeniyle tercih edilebilecek güvenli araçlar olduklarını düşünüyorum. BYD Seal'ın, U'nun, diğer BYD'nin araçları gibi yeterli şarj hızında olmaması nedeniyle tatmin edici olmadığını düşünüyorum. Kia EV3 ve Cupra Born'un özellikle menzil açısından çok iyi olduklarını düşünüyorum. Menzil önceliği olanların %10 ÖTV'li dilimde yer alan bir araç bakmak istiyorlarsa muhakkak bu iki aracı da incelemelerini öneririm. Tesla Model Y Long Range'in arkadan itişli tek motorlu aracının %40 ÖTV ile gelmesi durumunda tercih edilebilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Ama henüz bununla ilgili bir netlik yok. Burada net olan iki tane aracımız var. Uzun menzilli ve yüksek ÖTV diliminde Hyundai Ioniq 5 ve Volkswagen ID.7. Ben her iki aracı da çok beğeniyorum. Özellikle Volkswagen ID.7'nin vergisiz fiyatının Almanya'dan bile daha düşük fiyatlarda Türkiye'de satılmasından şaşırdım. O nedenle ben tercih edilebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Fiyatı sizin için uygun ise. Araç seçiminde EVKXNET sitesinden ve EV Database sitesinden verilere bakarken neleri ön plana almanızı gerektiğini anlatmaya çalışacağım. EV Database'de söylediğim gibi aracı seçtiğinizde özellikle en altta yer alan otoyol verimliliğine ilişkin 3 adet grafik var. Şimdi ekrana onu da koyuyorum. Birkaç örnek üzerinden gitmek istiyorum. Mesela 2 tane LFP bataryalı Tesla Model Y SR ve BYD ATTA 3'ü buradan karşılaştıralım. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bir örnek olarak vermek istiyorum bunları. BYD'nin ılıman havadaki otoyol menziline baktığımızda %10'a kadar sürüp 15 dakikalık şarj ile toplam 369 gerçek menzile ulaştığını görüyoruz. Tesla Model Y SR'ın ise 476 kilometreye ulaştığını görüyoruz. Düşünün, ikisi de LFP batarya, ikisi de aynı batarya kapasitesine sahip ama bir tanesi 369 kilometre giderken 15 dakikalık
şarj molası ile, diğeri 476 kilometre gidiyor. Bunu hem normal hava koşullarında hem soğuk hava koşullarında da görebiliyoruz. Yeşil renkle işaretli olan karma, yani normal hava koşullarında, mavi renkle işaretli olan ise soğuk hava koşullarındaki menzili. Örneğin yine bir başka karşılaştırmada şöyle yapmak istedim. Büyük bataryalı olmaları açısından bir tanesi BYD Seal U, diğeri de Kia EV3. Kia EV3'ün ılıman havada 15 dakikalık şarj ile 540 km gidebildiğini görüyoruz. BYD Seal U'nun ise 15 dakikalık şarj ile 473 km gidebildiğini görüyoruz. Yani 10 kWh'lik daha büyük bataryaya sahip olmasına rağmen Kia EV3'den yaklaşık 70 km daha az gidiyor. Bu nedenle özellikle uzun yol için araç bakıyorsanız EV Database'ten bu kısmı önemseyerek incelemenizi öneririm. Bir başka şey de şarj hızıyla ilgili. Biliyorsunuz işte kataloglarda veriliyor. Deniliyor ki DC şarj hızı 200 kWh, DC şarj hızı 170 kWh, 140 kWh. Bunlara bakmayın. Önemli olan şarj süresi. Yani stabil ne kadar gittiği, şarj eğrisi. Bunu da EVKXNET sitesinden görebiliriz. Burada da markaları seçerek, o markaların içinden de istediğiniz aracı seçerek şarj süresi ve şarj hızı bölümüne geldiğinizde iki tane farklı grafik var. Onları örnek olarak size göstermek istiyorum. Mesela BYD Atto 3'e bakalım. BYD Atto 3'ün %0 ile %100 aralığındaki şarj hızı ortalaması 57,5 kWh. Aynı büyüklükte bataryaya sahip Tesla Model Y SR'ın ise %0'dan %100'e şarj hızı ortalaması 62,5 kWh. Burada %10'dan %80'e baktığımızda ise BYD Atto 3'te şarj hızı 70,2 kWh ortalamaya ulaşıyor. Tesla Model Y SR'ın ise 82,3 kWh'e ulaşıyor. Süre olarak baktığımızda ise %0'dan %100'e BYD Atto 3'ün 1,5 saati geçtiğini görüyoruz. Tesla Model Y SR'ın ise 52 dakikada şarj olabildiğini görüyoruz. Yine %10'dan %80'e BYD Atto 3 yaklaşık 35 dakikada şarj olurken Tesla Model Y SR ise 28 dakikada şarj oluyor. Yine büyük bataryalı BYD Seal U'ya baktığımızda ise %0'dan %100'e yaklaşık 1 saat 18 dakikada şarj olduğunu, %10'dan %80'e ise 43 dakikanın üstünde sürede şarj olduğunu görüyoruz. Bu örneklerden gösterdiğim üzere EVKXNET sitesinden seçeceğiniz, elediğiniz araçların şarj eğrilerini de incelemenizi öneririm. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.